Ersoy dede bir güne anlatır gibi. Kendisine bir gün diyen paçavra kıt zekasıyla manşetten iki el ateş etmiş dün. Normalde karavana atışlar hakkında yorum yapmak bile caiz değil ama bu seviyesizliğin, ahlaksızlığın, alçaklığın karşısında sessiz kalmayı da midem kaldırmadı. Hem başbakan yardımcısı Yalçın Aktuğan'a cepheden saldıracaksın hem de cumhurbaşkanımızın ailesine. Bu kadar terbiyesizlik bir gün için bile fazla. Eleştirinin bir haddi hududu vardır. Birinci sayfadan muhalefetin de bir adabı vardır. Daha Muhsin Kızılkaya'nın eşini bıçakladığı yalanının mürekkebi kurumadan böylesi alçakça bir saldırıya kalkışmış olmaları da çaresizliğin en açık göstergesi. Sevgili bir gün ruhunu cemaate satana kadar oynadığın solculuğun sonuna gelmiş durumdasın. Hiçbir şey bulamayınca Bilal Erdoğan'ın ismi üzerinden Cumhurbaşkanının ailesine hedef alan o alçakça saldırın senin de intihar dalışın oldu ne diyeceksin solcu kitlene amerika'da tezgahlanan cemaatin operasyonel olarak kullanıldığı bir darbe girişiminin düzmece tapeleri üzerinde tepindiğini nasıl anlatacaksın hangi solcu şimdi artık seni referans kabul edecek cemaatin darbe tezleriyle mi konsolide edeceksin kitleni erdoğan'ın ailesine çakmak adına cia ve gülen örgütüyle işbirliği yaptığını nasıl anlatacaksın gelelim haberin muhtevasına bir Gün gazetesine anlatır gibi tane tane ve anaokulu seviyesinde anlatacağım. Zira Yalçın Akdoğan'ın anlatımı kendilerine yüksek gelmiş, kafa basmamış, error vermiş abiler. Bakın bizim mevcut seçim sistemimizin barındırdığı arızaları bilmiyor olabilirsiniz. %13 oy almış olan HDP ile %16 oy almış olan MHP'nin mecliste eşit temsil hakkı elde ettiğini yakalasanız az az anlamaya başlayacaksınız. Peki ama neden? Bir gün dinle burayı. Rakamları yuvarlayarak yazacağım ki kafan karışmasın. 550 milletvekili var. 55 milyon da seçmen. Normal şartlar altında bir milletvekilinin seçilmesi için ihtiyaç duyulan seçmen sayısı 100 bin yani. Ama bugünkü bölge seçmen dağılımı böyle değil. İstanbul'da toplam seçmen sayısı 10 milyon 428 bin. Milletvekili sayısı ise 88. Misal Van'da seçmen sayısı 596 bin. Milletvekili sayısı ise 8. Dolayısıyla bir Van milletvekili 75 bin kişinin oyuyla seçilirken bir İstanbul milletvekili 125 bin kişinin oyuyla seçiliyor. Sadece iki milletvekili çıkartan Bayburt'ta ise 55 bin seçmen var. Yani bir Bayburt milletvekili için 28 bin oy kafi. Bir günün bile anlayabileceği seviyeye indirelim isterseniz. Hesaplamayı Bayburt'a göre yapacak olursak İstanbul'dan 370 milletvekili çıkması gerekiyordu. Ya da İstanbul'a göre hesaplayacak olursak eğer Van en fazla 4 milletvekili çıkması lazımdı. Ama olmadı. HDP, seçmeni düşük bölgelerden elde ettiği yüksek milletvekili sayısıyla %3'lük bir farka rağmen MHP ile eşit sandalyeye sahip olabildi. En fazla 7 milletvekili çıkarması gereken Diyarbakır'a 11 milletvekili verilmiş. Bir akademisyen ve icranın içindeki bir politikacı olarak bunu eleştiren Yalçın Akdoğan'ı bir gün zekasının anlamasını beklemek zaten güçtü. Dolayısıyla bu abuk subuk bölge sistemi nedeniyle oluşan adaletsiz vekil dağılımının yol açtığı manzara %41 oy alan bir partinin hükümeti kuramaması olmuş. Ve not, evet, keşke HDP barajı geçemeseydi. O zaman sahiden de süper olacaktı. Kalın sağlıcakla. Ersoy Dede, Yeni Akit.